Selam milletler oyunları, tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Beholder oyunumuza. Apartmanımızı yöneterek bütün komşularımızı dikizlemeye, hayatı onlara zindan etmeye devam ediyoruz. Efendim şuradan hemen profiller kısmına klikleyerek 7 Eylül tarihindeyken bakıyorum bizim nelerimiz vardı. Kiracı profili. Yok, profili oluşturmayacağım. Şantaj mektubu mu? Vay. Eğer bunu polisin öğrenmesini istemiyorsan 2000. Bu da güzelmiş. En son neler yasaktı? Bakalım, elmayı, kitabı falan, müziği derken bunlar sapıtmıştı. Döviz kullanımı. İthal soda. Kot pantolon. Yabancı, 80'lerin müziklerini dinlemek bile yasak. Tamamen sapıttı, bildiğiniz sapıttı. Şimdi o bizim oğlan okuldan kovulmak üzere. Mart ayı tedavi etmek için 10 bin dolara ihtiyacım var. Mark Ranek gözlüğünü bulmamı istedi. Bakanlık emriyle Klaus Schimmer bir numaralı dahilden tahliye edeceğiz diyorum. Edeceğiz. Efendim, bayağı bir şey aslında biz hallettik. Sen neredesin emmi? Dur, ben seninle konuşmalıyım. Seninle konuşmalıyım. Merhaba. Ne olduğunu öğreneyim. Çöküşün eşiğindeyim. Gitmesini sağla. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Tüm gün şarkı söylüyor. Arkadaşlarına götürmek için nadir şarkılarından aldı. Üstelik rica etmeden. Ben baş ağrısından ölürken o şarkı söyleyerek dans ediyordu. Ve pişmanlık belirtisi yok. Nasıl yardımcı olabilirim? Bırak gitsin. Lütfen. Bunu tek başıma yapamam. Ve bir geziye gitmek istedim. Biletleri aldım bile. Kabul ediyorum. Tamam, onu tahliye edeceğim. Clara. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Tahliye et. Bu evi derhal terk et. Niyeymiş? Burayı seviyorum. Senin gibi boş beleş bir zorbadan da emir alacak değilim. Tahliyede ısrar edersen -1000 itibar. Rüşvet. Ayrıl. Clara, buradan taşınmalısın. Aloysius yaşamını geri kalanını senin yanında harcamaya hazır değil. Ancak sana söyleyemeyecek kadar utangaç. Kendi başına bir haltı beceremiyor, değil mi? Burada bayağı rahatım aslında. Zaten gidecek başka bir yerim de yok. Bu şehirde yapayalnızım. O şopar için gençliğimi heba ettim. Ne demek? Yıllar. Yalnızca birkaç gündür buradasın. Bunlar hayatımın en güzel günleriydi. O bana minnettar olmalı. Ayrılacağım ancak o terbiyesizlik yapma. Bunu ödeyecek. Aloysius'un annesinin broşunu nereye sakladığını öğren. Bana fotoğrafları gösterdi ve onları hatıra olarak sakladığını söyledi. O fotoğraflar benim olmalı. Abi, Aloysius'a böyle bir kazık atmayacağım senin için. Burayı şöyle açıp içeri dalacağım. Şuraya hemen bir tane kamera yerleştirmem lazım. Bu ne ya? Nereye araştırabilirim? Burayı araştırabilirim herhalde. İnsanlar yukarı çıkacak olursa bırakmam lazım ama. Kimse yukarı çıkıyor mu? Kimse yukarı çıkmıyor. Güzel. Bir de şurayı kurcalayayım. Hükümetten yeni direktif gelmiş bu arada. Hükümetimiz hiç boş durmuyor. Sonsuza kadar devam ediyor. Abi, Aloysius'u nasıl kurtaracağız bundan ya? Kovulmanın eşiğinde. Telefonda aşk. Kovulmanın eşiğinde telefonda aşk. Telefonda aşk. Zula'yı bulmamızı istemiş. Ondan sonra binadan ayrılacakmış. Abi, anasının broşunu çalmam onun için ya. Kimse kusura bakmasın yani. Bu dairenin her tarafı kamera. Aşağının her tarafı kamera. Canım benim, sen yine ne istiyorsun ya? Ne var Carl? Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istiyorsun Anna? Kamu faturaları için 700 dolar lazım. Ver. İşte burada. Teşekkürler Carl. Harikasın. Rica ederim ya. Beni soyup soğana çevirin. Vallahi beni soyup soğana çevirin ya. Başka bir şey değil yani. Şu adamın dükkanı. Aloysius'un hiçbir yerinde bir şeyimiz yok ya. Bu evin her tarafına kamera koymam lazım da çok pahalıya mal oluyor kamera koymakta. Ağlamak ya da üçten fazla insanın bir araya gelmesi yasak. Kim ağlıyor ya? Biri ağladı. Biri ağladı abi. Ben gördüm. Benden kaçmaz. Bakanlık emri için Klaus Schimmer'ı çıkartacaktım. Klaus Schimmer'ın neyi vardı? Elveda Anavatan. Klaus Schimmer'ı daireden tahliye etmek için bir yol bul.
Klaus Schimmer'la sanki ben konuşmuştum ya. Klaus gideceğim diyordu. Bunu gözetleyeyim bakayım. Ne yapıyor? Yazı yazıyor. Bu illegal bir şey değil. Bu ne yapıyor? Bu da bir şeyler yapıyor, anlamadım. Hadi seni izliyorum. İllegal bir şey yap. İllegal bir şey yap da seni ispikleyeyim. Aman diyeyim, son anda kaçtım ha. Az kalsın kapıda dikiz yaparken yakalanacaktım. Hadi bir şey daha yap. Yapmadı. Bir şey daha yapmadı. Bir de şurayı dikizleyeyim o zaman. Tamam, adamlar geliyor. Yavrum bırak, çocuğum. Çocuğum, evladım bırak. Her şeyi tadında bırak. Adamın kapısına böyle göz dayanıp sabaha kadar izlenmez ki. Arada bir izlemezsin. Arada bir rahat bırakırsın evi. İçkisi var, sigarası var, hepsi var. Çok güzel. Hanımefendi her numara var maşallah. Klaus sen miydin? Arşivciden ne istiyorsun? Gözlükler hakkında konuş. Gözlüklerin buldun mu? Bunlar senin gözlüklerin mi? Hayır, benimkinin saplarında bant vardı. Ya bunu daha önce konuşmuştuk sanki. Shimmer sendin değil mi? Merhaba. Şehirden kaçmayı sor. Bir şey buldun mu? Of, en iyisi tekneye atlayıp buradan uzamak. Burası lanet bir yer. Böyle kötü şeyleri karıma söyleme. Bizi mıhladıklarını bilmiyor. Bu adamın şehirden kaçması için de bir şey yapmamız lazım. Abi bu işler çok zor ya. Bu böyle olmuyor yani. İyi günler. Buna söyleyecek hiçbir şeyim yokmuş. Konuşma bitti löpçük diye. Seninle konuşacak bir şey var mı? Merhaba. Şehirden kaçmayı sor. Haber var mı? Hayır Karl, bir şey yapamayız. Klaus hiçbir şey anlamadığımı düşünüyor. Benim zavallı kocam. Sana yardım edemem. Aa, kadının da haberi var her şeyden. Her şeyden kadının da haberi var. Mücevher hakkında konuş. Seninle konuşmak istiyorum Aloysius. Kulağım sende Karl. Tavsiyene ihtiyacım var. Değerli bir şeyi saklamak için... Karım için yüzük aldım ama ona verene kadar nerede saklayacağım bilemiyorum. Romantik olduğunu biliyordum. Hep kitaplarını kullandım. İnsanlar bugünlerde nadiren kitap okuyor. Hiçbir hırsız kitaplığa bakmaz ve tıbbi ansiklopedi okumaya çalışmaz. Herhangi bir resim var mı? Hayır. Harika, teşekkür ederim. Abi, kadın gitsin diye bunun anasının yadigarını çalacak mıyız cidden ya? Oğlanla bir konuşak bakalım ne yapıyor. Evet baba. Gözlükleri sor. İkinci katta oturan ihtiyarın gözlüklerini gördü mü Patrick? Hayır, üzgünüm. Görmemiş. Ben şuradan bir tane profil hazırlayayım. Elimiz 3 kuruş para görsün ya. Şuradan profil hazırlayayım. Diyeyim ki kiracı. Bu Alonzuz'un yanındaki tip. Profilli bunlar. Yok, böyle değil. Kiracı profili. Geri gel. Buradan. Geri gel. Şuradan. Daire 2. Bayan. Ama böyle olmaz. Bana adını göstermen lazım onun. Clara Jacque. Clara Jacque. Yaş 30, işsiz. Seni işsiz seni. Clara Jacque. Daire 2. Kadın. Medeni durumu. Maria bilmem ne ile yaşıyor. Hayır. Aloysius Şipak'la yaşıyor. Aloysius Şipak'la yaşıyor. Mesleği işsiz. Toplanan deliller. Toplanan deliller. Al. Al. Gönder. Ben mükemmel bir ispikçiyim. Bir tane daha profil oluşturduk. Peki başka birileriyle alakalı profil oluşturabilir miyim? Yani şununla alakalı mesela. Kiracı profiline bakayım. Şu kadının neyi varmış? Bir tek bunu varmış. Bir şey yokmuş. Bunun profili zaten gönderilmiş. Bunun da profili yokmuş. Şuradaki mutlu hanımefendinin şu var. Bunda da bu var. Bunun pek bir şeyi yok ya. Bunların daha profili oluşmaz. İptal. Çık buradan canım. Başka profil yok. Bak parayı da kazanmışız hemen mutlu mutlu. Şurada bir de alışveriş yeri var mıydı ya? Alışveriş şurada mıydı acaba? Dur bakayım. Bir konuşalım, bizimle ne hakkında konuşacaklar. Bilgi al.
Kiracı verileri kırılan şeylerin onarması yok. Yok canım, sağ ol. Bilgi almayacağım. Oo, satıcı amca gelmiş. Satıcı amcaya bir koşturalım bakalım. Saygılarımla, ticaret yapalım. Bir göz at. Manyak gibi söyledi. Bir göz at. Bu ne abi? Plak. Yabancı müzik. Birini tufaya düşürebiliriz. Evine yabancı müzik koyup. Elma. Bu kadına elmayı nasıl versek? Versek de yese elmayı mükemmel olur. Gerçekten mükemmel olur yani elmayı yedirsek ona ama. Gözetleyeyim bakayım onu, başka bir şey yapıyor mu? Telefonla konuşuyor. Bu da çamaşır yıkamaya gidecek. Mı? Çamaşır yıkamaya mı gidecek? Ha, bu bir de piyano çalıyormuş. Adamın profilini update ettim galiba. Hem de gönderilmediği halde bir şey yaptım. Ha, göndermediğimizde şu artıyor ilk başta, pardon. Hem senin hiçbir tersin yok mu ya? Sen hiç ters o bir şey yapmıyor musun? Her daim mutlusun. Vallahi hiç ters o bir şey yapmıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Bir tane daha kiracı istiyorum. Ha, bizim kız gidiyor büyük ihtimalle. Ben söyleyeyim, bizim kız gidiyor. Petri'nin parası hakkında. Petri'nin okula gitmesi hakkında ne düşünüyorsun anla? Parayı vermeli miyim sence? Bilmiyorum Carl. Gerçekten çalışmak istiyor ama öte yandan konuşma özgürlüğü ve kız arkadaşı hakkında konuşup duruyor. Çalışmak onu olgunlaştırır. Ayrıca şimdi bir ek gelirimiz de olacak. Ama bu onun geleceği. Bizimkinden daha iyi olabilir. Zavallı Marta hala iyi değil. Anlıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Yine ne istiyorsun Anna? Bitirdin beni Anna. Market için 500 dolar lazım. Anna, gel bir de üstümden geç, zıpla benim üstümde, çiğne beni ya. Vallahi al ayağının altına, çiğne beni. Beni bitirdin ya. Hükümetten de direktif gelip duruyor zaten. Bilgi alayım. Kiracıların taşınması. Onarım başlatmak için daha üzerine tıkla. Onarım biraz zaman alır. Profil sekmesinden yapabilirsin. Konuşmayı sonlandır. Doğru. Profil. Daire 5. Binaya taşınmak isteyen yok. Nasıl yok ya? Benim binama nasıl taşınmak istemezler? Balık bulundurmak yasak. Çok hoş. Yakında zaten bir adamı tekme tokat evden atmak o kadar kolay olacak ki istediğim zaman istediğimi atabileceğim. Bu kadın işsiz olduğu için hiçbir şekilde kadının bir açığını göremiyoruz ya. Kadın bildiğin bütün gün kombaba gibi oturuyor ya. Evden gitti mi artık kadın? Vallahi gitti. Ben şu kapıyı bir açayım. Dur bakalım karizmatik puanım ne kadar düşecek. Aman tanrım koş. Koş 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 koş, seni görmesinler. Mükemmel. Kitap, gözlük, mektup, diş fırçası, günlük, çikolatalı şeker. Bu adamı bir şeyini de çalmak istemiyorum ya. Zaten adam biz... Hayır. Gerçekten çıktın mı? Gerçekten onlar gelmeden çıkabildin mi? Aman Allah'ım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Ben tam bir ninjayım. Tam bir ninjayım. Bu ikisinin evinde aslında artık benim bakmak istediğim bir şey yok. Kameralarımı geri alabilir miyim acaba ya? Marta'nın tedavisi. Tepkinizi anlıyorum. Ancak bu son fiyattır. Ben de senin tepkini anlıyorum. Seni dertten kurtarmamı istiyorsun ama bana hiçbir yardımda bulunmuyorsun. Hiçbir yardımda hem de. Kadın bir ters o hareket yap ya. Bir ters o hareket yap. Aç kapıyı. Beni sinirlendirme. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Ya tam bir pislik. Abi ben bu kadından kurtulamıyorum. Zula'dan bahsedeceğim. Kitaptaki tıbbi ansiklopediyi bul. Alozuz bayağı üzgün biridir. Kitap sayfasını karıştıracağımı hiç düşünmezdim. Birileriyle muhatap olmaktan zevk alıyorum, Carl. Evli olman ne kadar kötü. Gerçi problem değil. Yönetimin altındaki sokağa çıktığında en azından beni ara. Yönetimin altındaki mi?
Çav. Hırsızlık yapacak şimdi. Onu da hırsızlık yaparken gözetleyip şey yapamaz mıyım acaba? Bir kazık atamaz mıyım? Yo. Vallahi koca devlette her şey yasak, bir tek hırsızlık serbest ha. İstediğin gibi hırsızlık yapabiliyorsun. Şuraya bir gizlice bir gireyim de ben. Bir de şu adamın evini kurcalayayım bakayım, hazır evde yokken. Neler karıştırıyormuş bakalım. Ne işler karıştırıyormuş. Hazır evde yokken dedim, adam geldi ha. Viski, diş fırçası. Vallahi viskiyi çalarım. Çal. Aa, okey. Çalmayayım. Kızdı bana ya. Oo, bizim Bahriye de geldi. Bahriyeli dayı geldi. Ben bu parayı nasıl kazanacağım hala hiçbir fikrim yok ha. Parayı nasıl kazanacağım hiçbir fikrim yok. Bizim çocuk kovulacak zaten. Bizim çocuk kovulacak. Ona şey yapamam. Bu parayı bulamam ben. Yaşamı tehdit eden durum, bizim kız da büyük ihtimalle ölecek. Lara gitti. Aloysius'a söylemeliyim. Bir saniye. Clara gitmiyor. Clara gitti mi? Clara henüz gidiyor. Hırsızlık. Bu ağlıyor. Ana, ağlarken adamı görüntüleyebiliyorum. Doktor benim kızımı iyileştirecek ama ya. Buraya gel, buraya ağlama. Manyak. Önce kadından kurtulmak istiyorum dedin, şimdi ağlıyorsun ya. Bu ne iştir, anlamadım ki ben. Aa, Bahriyeli de toplandı. Merhaba. Özel hayatına ilgili konuş. Clara'yı terk ettiğin için pişman mısın? O sadece ayrılmalıydı. Aile mücevherini de çaldı. Benim hatam. Ona annesinin broşundan bahsetmemeliydim. Seni alacak. Ne yaptığını zannediyorsun? Benim için endişelenme tatlım. Bu Türkçe çevirim acaba nasıl bir şey ya? Kalbi kırıkken de göreceksin diyor. Senin suçun değildi. Bu felakete farkında olmadan bulaştım. Senin için telafi etmek istiyorum. Şu biletleri al. Clara ile gitmek istedim ama şimdi bütün zamanımı işe ayıracağım. Hastalarımın bana ihtiyacı var. Ne verdi bana bu? Gemi biletleri. Güney sahiline iki gemi bileti. Oo, bir saniye. Bir saniye. Güney sahiline iki gemi bileti mi? Sen bir çık bakayım şuradan. Seninle bir konuşalım biz. Konuşmak istemiyor. Niye? Bayağı gitti adam ya. Çekti gitti abi, adam umurunda değil. Şu kapıyı bir çalayım ben. Hacı dayılar, bir çıkın dışarı. Size iki tane bilet vereceğim. En azından siz gidin. Kızı kurtarmak için de 34 saatim kaldı. Sana da bütün eşyalarımı satacağım, merak etme. Merhaba. Şehirden kaçmayı sor. Haber var mı? Hayır Carl. Hiçbir şey yapamayız. Klaus, sana yardım edemem. Konuşmayı sonlandır. Adama verebiliyorum galiba sadece bileti. Dayıcım, seninle ticaret yapmam lazım. Sana pahalı bir şeyler satmam lazım. 5000 liraya bu biletleri satabiliyormuşum. Oo. Daha pahalı bir şey yok mu? Tam bir zerzevatçıyım ya. Başka hiçbir şeyim yok. Abi. Şimdi ben ne bileyim, çok büyük bir ikilemde kaldım ya. Tiyatro skandalı, bunu zaten okumuştuk. Çok büyük bir ikilemde kaldım ben. Şimdi benim kamera satın almam ve koymam lazım bunu. Gözetim kamerası geniş, satın al, satın al. Bir tane de normal gözetim kameram varmış. Bir tane de dandik alayım şöyle. Tamam. Adamlara bileti vermeye çalışabilirim. Bileti 5000'e satabilirim. Dur bakayım, adama bileti verebiliyorsam bir vereyim. Veremiyorsam o biletleri satıp paraya çevireceğim. Gerçi parayı da çevirsem kızın şeyi bulamıyoruz ama. Çocuğum, kovuldun mu sen? Evet baba. Neler olduğunu öğren. Baba, görevden alındım ve madende çalışmaya yollandım. Maden.
Bir madenci olmak istemiyorum baba. Sakin ol, her şey yoluna girecek. Sadece bir düşün, tüm eğitim dönemi için gereken parayı kazanacaksın. Bunu düşünmemiştim ama bir şekilde bu yıl hayatta kalmak zorundayım. Genç olabilirsin ama çoktan adam oldun. Yani sızlanmayı bırak, güçlü ol. Tamam babacığım, elinden gelenin en iyisini yapacağım. Helal olsun be. Yemin ediyorum helal olsun, adamsın çocuk. Şimer'in kaçmasına yardım et. Şimer'cim dışarı çıkarsa abi adam da gitmiş. İyi mi? Bilet de satamayacağız artık. Klaus Şimer. Gemi biletleri hakkında konuşayım. İşte iki bilet burada. Gerekli her şey üzerinde yazıyor. Şimdi ülkeyi terk edin. Bizi kurtardın. Al bu parayı. Umuyorum ki en azından masraflarınızın bir kısmını karşılar. Ne verdin? 1000 mi? 1000 mi? Saçma. Eşimle beraber güvende olduğumuzda sana ulaşırım. Hizmetin sınır tanımaz. Bunu kızına ver. Bu ne? Oyuncak ayı. Daha da para verdi. Şimdi güzel oldu işte. Birden fazla param oldu. Bak bak bunu beğendim. Bunu sevdim. Birden bir sürü param oldu. Kadın. Bizim kız sakata mı geliyor? Tamamlama raporu demiş. Dur bakayım oradan da bir şeyler çıkar belki. Ne var Carl? Ne olduğunu öğren. Doktorun dediklerine uymazsan Carl. Marta'yı doktora götüreyim. Sıradaki bir kişi bunu önerdi. O bir profesör. Panik yapma Anna. Bu sıradan bir grip değil. Başka bir şey. Kemiklerimin içinde hissediyorum. Canım benim. Çok güzel söylüyorsun da. Bu işler böyle olmuyor işte. Şuradan raporumu yazıyorum. Rapor yaz. Nasıl yani? Bütün daireler bomboş. Bir tek daire 3 kalmış. Zemin kat ve daire 3 kalmış sadece ya. Raporumu ben nasıl yazacağım abi, pardon. Klaus ve karısı ayrılırken bu ancak ayıyı kızama vermemi istediler. Bakanlığı ara. Tam bakanlığı arayacağım ben ha. Tamam, direkt telefonla arayacağım. Şimdi oldu. Numarayı çevir. Bir görev raporla bakanlığa. Düzen bakanlığı. Klaus Schumer'i evden çıkarmayı başardın. Ama bunu saygısızca yaptın. Hayat mamak meselesi bu. Anlıyor musun beni? Sonraki görevin evine propaganda posterleri asmak. Şehirde bir huzursuzluk var. Tetikte ol yoldaş Carl. Ne yaptı? Bize böyle bir şey verdi. Para kazanamadık. Propaganda. Koridorlara 3 tane afiş as. Koridorlara 3 tane afiş as. Siz niye mutsuzsunuz agalar? İyi günler. Bunlar niye mutsuz abi? Dur bakayım şurayı ben bir tamir edeyim. Daire 1'i onar. Bir de daire 2'yi onar. Benim bütün kameralar gidiyor ya, en üzücü olan yanı bu ya. Daire 1'e taşı. Taşınmak isteyen yok. Bu ne be? Neler oluyor böyle? Savaş mı çıktı? Abi her yer battı, bir şeyler oldu. Koridorlara 3 tane afiş as. Bu evin içinde her şey dağıldı bir kere. Burası dağıldı, bir şeyler bozuldu. Havyam yokmuş. Havya satın alayım bir tane. Bir tane de bunu alayım. Bir havya bir bu, bir havya bir bu diye hatta bayağı satın alayım. Şimdi tamir et. Aa, telefonum çalıyor. Bir şeyler oldu. Telefonu aç. Acil ama bakanlık, düzen bakanlığı. Şehirde karışıklıklar var. Dışarı çıkmak tehlikeli. Sakin ol ve evde kırılmış olan her şeyi onar. 2 günün var. Vay paşama bak. Yemin ediyorum. Şey adamlar, terörist. 2 günüm var dedi bir de. Ya ben bu kızı nasıl iyileştireceğim ya? Taktım ben buna kafayı. Ben bu kızı nasıl iyileştireceğim arkadaş? Benim doktor da gitti. Benim doktor da gitti abi. Oyuncak ayıyı kızıma vermemi istediler. Kızımla konuşayım bari. Şimdi değil Marta. Ayıcığı hediye et. Sana bir şey aldım tatlım.
Dairedeki Bay Klaus verdi sana bunu, işte al. Böyle bir rayıcığım olmasını isterdim. Hadi gidip teşekkür edelim. Marta, Bay Klaus ve karısı bugün ayrıldılar. Gemi yolculuğuna çıktılar. Denize gidecek miyiz baba? Tabii ki canım, söz veriyorum. Bir de en sevmediğim şey budur işte yani. Seninle konuşup şey yapsam, mobilyayı onar. Mobilyanızdaki onarılmaları gerek. Mobilyalarınızın onarılmaları gerek. Onar. Onarım için girmişken her yeri kurcalasam. Her yeri kurcalasam onarım için girmişken. Güzel olmaz mı? Bu ne? Hop, bilgiyi kaptım. Profil. Cigaret de yakaladım. İplik yumağı için kırmızı demiş. Peki. Mobilyayı onarıyorum dayı. Mobilyayı onarıyorum. Burada ne yapıyorsun? Mobilyayı onar. İşte buradayım. Dairenizdeki mobilyaları onarmam gerekiyor. İçeri gel. Wow. Son anda yırttık. Son anda yırttık. Mobilyaları onardım. Dayıcım, mobilyaları onardım. Niye kızıyorsun? Ne kızdı be? Sana karımdan bahsettim, anlatacak başka bir şeyim yok dedi adam. Sanki karısına yan gözle baktık. Ödenmesi gereken tutar. Fatura. Karstein. Karstein, size oğlunuz Patrick Stein'in okul ücretinin ödememesi nedeniyle okuldan atıldığını bildiriyoruz. Bu sebeple 37/42 numaralı maden ocağına bir yardımcı işçi olarak gönderildi Dağıtım Bakanlığı. Ne yaptın? Anam, çocuğu madene gönderdiler diye ben yine bittim ya. Ben yine bittim abi. Bildiğim bittim yani. Daire 1'e üniversite öğrencisi, yaş 20, genç bir öğrenci oda kiralamak istiyor. Kiralı abi. Daire 2'ye taşınmak isteyen kimse yok. Peki. Taşınmak isteyen yok, mükemmel. Bizim evlerde kimse oturmak istemiyor. Biz boş yer abi. Eve habire işler alıyoruz da alıyoruz. Propaganda posteri. 3 tane propaganda posteri. Buraya birinci propaganda posterini koy abi. Sen neredesin, nereye geldin ya? 100 yıl geçti, şey yapamadın. Konuşmak istemiyor musun benimle? Hadi konuşma bakalım. Birkaç saat önce Kuruçev Caddesi'ndeki temel ihtiyaç malzemeleri depolama tesisinde bir dizi patlama gerçekleşti. Ölen olmadı. Ancak 15 kişi yaralandı. Durum kontrol altında. Bu nedenle panik yapmaya gerek yok. Şimdi hava durumu. Yarın kuzeyden gelen rüzgarlar 60 Fahrenheit sıcaklığı ve hafif yağmurları bekleyin. Vay arkadaş. Sen çok kötü bir eve geçtin yalnız öğrenci. Sen çok kötü bir eve geçtin. O evin her tarafında kamera var. Seni yakalarlar. Seni yakalarlar. Tamam, propaganda bitti o zaman. Bir tek kayıp gözlük mü kaldı? Bu ne? Yapma. Yapma emmi. Arşivciden ne istiyorsun? Abi bir şey istemiyorum. Konuşmayı sonlandır. Arşivci ne yapacak ona bakalım. Baktı, propagandaya kızdı. Arşivci, propagandaya bir şey yaparsan seni kıstırırım. Seni kıstırırım arşivci. Bir kayıp gözlük kaldı ha. Ne var Carl? Ne olduğunu öğren. Marta ile beraber profesörü ziyaret ettik. O bir çocuk uzmanı. Durum kötü Carl. Birkaç yan etkiden dolayı zatüre olduğunu söyledi. Akciğerinde berbat bir enfeksiyon var. Kahretsin, nereden geliyor bu bilmem. Belki bu yüzden bodrum katında yaşıyoruz. Belki yakındaki madenler yüzünden. Ne yapmalıyım? Sürekli doktor gözetimi altında olacak. Çocuklar üzerinde çok fazla test yapıyorlar ve nadir olan antibiyotikleri kullanıyorlar. Marta'nın ameliyat olması gerekebilir. Profesör ihtiyacımız olan her şeyi karşılayacağını söyledi. Bunun için 15 bin dolara ihtiyacımız var. Çok güzel. Çok büyük bir bedel. Biliyorum Carl. Kızımızın hayatı tehlikede.
Ben biteyim ya. Ben biteyim. Bildiğiniz ben biteyim. Kardeşlerim, bu kazık görevi de aldıktan sonra artık mutlu mesut hayatımıza devam edebiliriz. Resmen bittik. İki tane kiracımız kaldı. Geri kalan kiracıları tırstırdık, korkuttuk, kaçırdık resmen hepsini. Bu kiracılarla da ne yapacağız? Görelim bakalım. Geri kalan maceralarımızda ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama bence bizim kız gidecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.